Merhaba. Hepinize mutlu bir gün dilerim. Kitapları 70'in üzerinde dile çevrilen 69 eserin dünya ünlü yazarı Akif Manaf'ın kitaplarından bugün sizler için Başarı Nedir ve Nasıl Başarılı Olunur kitabını seçtim. İçinden çok güzel bir bölüm okumak istiyorum. Gerçek başarı. Tekamül yolunda ütopya gibi görünen gerçek başarı gerçekleşecektir. Gerçek başarı aniden ortaya çıkmaz. Zamanla gerçekleşir. Gerçek başarı her zaman verilen emeklerin sonucu olarak meydana gelir. Tekamül etmek zaman alacak. Fakat tekamül yolunda kendin olma başarısı bir an meselesidir. Eğer gelecekte başarılı olmayı planlıyorsan başaramayacaksın. Göreceksin ki o gün geldiğinde kendini başarılı hissetmiyorsun. Gelecekte gördüğün her başarı ona ulaştığın noktada artık başarı olarak görünmeyecek. Çünkü bu gerçek bir başarı olmayacak. Gerçek başarının zaman içinde bir yeri yoktur. O an meselesidir. Bir an geliyor ve başarılısın. Gerçek başarı ansızın gerçekleşecek ve bunun başarı olduğunu bileceksin. Sen kendi özüne dönünce, kendin olunca, kendi varlığını yaşayınca gerçekten başarılı olacaksın. Öz varlığını yaşa. Onunla birlikte akışta ol. Başarılı olduğunu hissedeceksin. O akışta başarıyı yakalamış olacaksın. Ama bu başarıyı ne kadar uzatabilirim diye düşünmeyeceksin. Çünkü bu an uzasın deyince o an kaybolacak. Zihin böyle çalışır. Zihin güzel bir şeyi yakalayıp onu uzatmak, bir zevki devam ettirmek ister. Oysa uzamasını isteyince zevk biter. Sadece anı yaşa ve o an senin başarın olacak. Bu söylenenler başlangıçta fantastik, ütopik veya gerçek dışı görünebilir. İlk bakışta hayali bir şey gibi gelebilir. Ama bu sadece ilk bakıştır. Gerçeği görmek için bakışını derinleştir. Yüzeysel bakma, derinsel bak. Derinden bakınca bu ütopik olarak görünen şeyin mutlak bir gerçek olduğunu görmeye başlayacaksın. Çünkü onu yaşamaya başlayacaksın. Zihin ve mantık yüzeyseldir. Diyorlar ya, bir kulağından girdi, ötekinden çıktı. O mantığın çalışma tarzı yüzeysel. Lafları anlıyorsun, konuşma anlaşılıyor ama bir sonuç yok. Yani eğer mantıkla hareket edersen bu yüzeysel olacak. Ama eğer dünyevi mantığın ötesinde hareket edersen derine inebileceksin. O zaman derinlerde ütopik olarak görünen başarıya, o fantastik olan şeye ulaşacaksın. O gerçek olacak. Neden ütopik veya fantastik görünüyor? Çünkü sen bunu gelecekte görüyorsun. Orada bir yerde, uzak gelecekte. Bu bir alışkanlık. Onu boş ver. Bir yerde onu bulmaya çalışma. Sen şimdi burada bulun, şimdi de ve burada ol. Bu enerjinin içine dal ve başarılı olacaksın. Şu an burada başarılı olacaksın. Buradaysan başarılısın demektir. Başarı nedir ve nasıl başarılı olunur? Hoşça kalın.